Değerli izleyenler 3 Ocak 2020 tarihi itibariyle tüm emeklilerimizin alacakları zamlar belli oldu. SSK emeklileri, Bağkur emeklileri ve Emekli Sandığı'ndan emekli olan değerli büyüklerimiz ne kadar zam alacaklar, yeni maaşları ne kadar olacak kuruşu kuruşuna bunların hepsini tek tek size okuyacağız. Siz de yeni maaşınızı öğreneceksiniz. Bunun yanı sıra memurların zamlı yeni maaşları ne kadar olacak? Bunları da tek tek sizinle paylaşacağım. Tüm emeklilerimizin almış oldukları maaşları tek tek hesapladık. Tek tek şimdi sizlere okuyacağız. Biliyorsunuz enflasyon %11.84 olarak yıllık enflasyon açıklandı. SSK ve Bağkur emeklilerimize %6.49 oranında bir zam yapılacak. Emekli Sandığı'ndan emekli olan değerli büyüklerimize ise 5.49 oranında bir zam yapılacak. Biraz sonra tek tek maaşlarınızı okuyacağım. Bu yeni zam oranlarıyla birlikte en düşük SSK emeklisinin maaşı 1256 lira 21 kuruş oldu. En düşük Bağkur esnaf emeklisinin maaşı 1784 lira 11 kuruş oldu. En düşük memur emeklisinin maaşı ise 2660 lira oldu. Yeni maaşlar tüm emeklilerimize, dul ve yetim maaşı alan tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Biraz sonra zamlı maaşları tek tek okuyacağız ama şunu söylemek istiyorum. Bakın 1256 lira bir emekli maaşıyla vatandaşımızın geçinebilmesi gerçekten mümkün değil. Bakın SSK'lı en düşük emekli maaşı 1256 lira oldu 3 Ocak 2020 tarihi itibariyle. Şimdi bir vatandaşımızın özellikle de 2008 yılından sonra emekli olan bir vatandaşımızın almış olduğu bu emekli maaşıyla geçinebilmesi, çoluk çocuğunun ya da kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesi imkansız. Değerli izleyenler şimdi sırayla tüm emeklilerimizin maaşını sizler için okuyacağız tek tek hesapladık. Önce memur emeklilerimizin maaşını, ardından SSK ve Bağkur emeklilerimiz ile dul ve yetim maaşı alan değerli büyüklerimizin yeni maaşlarını Ocak 3 evet 3 Ocak itibariyle oluşan yeni maaşlarını, zamlı maaşlarını tek tek sizlere okuyorum. Öncelikle memur emeklerin yeni maaşı. 2.500 lira maaşı olan bir emekli memur emeklisi 2.637 lira 50 kuruş alacak. 2.600 lira maaşı olan 2.743 lira alacak. 2.700 lira emekli maaşı olan memur emeklisi 2.848 lira 50 kuruş alacak. 2800 lira maaşı olan 2954 lira alacak. 2900 lira emekli maaşı olan 3059 lira 50 kuruş alacak. 3000 lira emekli maaşı olan 3165 lira alacak. 3100 lira emekli maaşı olan memur emeklisi 3170 lira 50 kuruş alacak. 3200 lira maaş alan memur emeklisi 3176 lira alacak. 3300 lira emekli maaşı olan 3476 lira alacak. 3400 lira emekli maaşı olan 3587 lira alacak. 3500 lira emekli maaşı olan 3692 lira 50 kuruş alacak. 3600 lira emekli maaşı olan 3798 lira alacak. 3700 lira maaşı olan 3903 lira 50 kuruş alacak. 3800 lira emekli maaşı olan 4.009 lira alacak. 3900 lira emekli maaşı olan 4114 lira 50 kuruş alacak. 4000 lira emekli maaşı olan 4220 lira alacak. 4100 lira emekli maaşı olan 4325 lira 50 kuruş alacak. 4200 lira emekli maaşı olan 4431 lira alacak. 4300 lira emekli maaşı olan 4536 lira alacak. 4400 lira emekli maaşı olan 4642 lira alacak. 4500 lira emekli maaşı olan 4747 lira 50 kuruş alacak. 4600 lira emekli maaşı olan 4853 lira alacak. Değerli izleyenler bakın ben önce memur emeklilerini okuyorum. Ardından SSK, Bağkur ve Dul yetim maaşı alanları maaşlarını okuyacağım. Şimdi okuduklarım memur emeklilerinin yeni 2020 Ocak zamlı maaşları. Devam ediyorum. 4700 lira maaşı olan 4958 lira 50 kuruş alacak. 4800 lira emekli maaşı olan 5064 lira alacak. 4900 lira emekli maaşı olan 5169 lira alacak. 5000 lira emekli maaşı olan 5275 lira alacak. 5100 lira maaşı olan 5380 lira alacak. 5200 lira emekli maaşı olan 5486 lira alacak. Evet, memur emeklilerine yüzde %5.49 oranında bir zam yapıldı. Şimdi sırada SSK ve Bağkur emeklilerimizin alacakları Ocak 2020 yeni zamlı maaşları. 1000 lira emekli maaşı olan 1065 lira alacak. 1100 lira emekli maaşı olan 1175 lira alacak. 1200 lira emekli maaşı olan 1278 lira alacak. 1300 lira emekli maaşı olan 1384 lira 50 kuruş alacak. 1400 lira emekli maaşı olan 1491 lira alacak. 1500 lira emekli maaşı olan 1597 lira 50 kuruş alacak. 1600 lira emekli maaşı olan 1704 lira alacak. 1700 lira emekli maaşı olan 1810 lira 50 kuruş alacak. 1800 lira emekli maaşı olan 1917 lira alacak. 1900 lira emekli maaşı olan 2023 lira 50 kuruş alacak. 2000 lira emekli maaşı olan 2130 lira alacak. 2100 lira emekli maaşı olan 2236 lira 50 kuruş alacak. 2200 lira emekli maaşı olan 2343 lira alacak. 2300 lira emekli maaşı olan 2449 lira 50 kuruş alacak. 2400 lira emekli maaşı olan 2556 lira alacak. 2500 lira emekli maaşı olan 2662 lira 50 kuruş alacak. 2600 lira emekli maaşı olan 2769 lira alacak. 2700 lira emekli maaşı olan 2875 lira 50 kuruş alacak. 2800 lira emekli maaşı olan 2982 lira alacak. 2900 lira emekli maaşı olan 3088 lira alacak. 3000 lira emekli maaşı olan 3195 lira alacak. 3100 lira emekli maaşı olan 3301 lira 50 kuruş alacak. 3200 lira emekli maaşı olan 3408 lira alacak. 3300 lira emekli maaşı olan 3514 lira 50 kuruş alacak. 3400 lira emekli maaşı olan 3621 lira alacak. 3500 lira emekli maaşı olan 3727 lira 50 kuruş alacak. 3600 lira emekli maaşı olan 3834 lira alacak. 3700 lira emekli maaşı olan 3940 lira 50 kuruş alacak. 3800 lira emekli maaşı olan 4047 lira alacak. 3900 lira emekli maaşı olan 4153 lira 50 kuruş oldu. Yeni maaşı 4000 lira emekli maaşı olan 4260 lira alacak. 4100 lira emekli maaşı olan 4364 lira 50 kuruş alacak. 4200 lira emekli maaşı olan 4473 lira alacak. 4300 lira 4300 lira emekli maaşı olan 4579 lira 50 kuruş alacak. 4400 lira emekli maaşı olan 4686 lira alacak. 4500 lira emekli maaşı olan 4792 lira 50 kuruş alacak. 4600 lira emekli maaşı olan 4899 lira alacak. 4700 lira emekli maaşı olan 5005 lira alacak. 4800 lira emekli maaşı olan 5112 lira alacak. 4900 lira emekli maaşı olan 5218 lira 50 kuruş alacak, 5000 lira emekli maaşı olan 5325 lira alacak, 5100 lira emekli maaşı olan 5431 lira 50 kuruş alacak, 5200 lira emekli maaşı olan 5538 lira alacak, 5300 lira emekli maaşı olan 5644 lira 50 kuruş alacak. 5400 lira emekli maaşı olan 5751 lira alacak 5500 lira emekli maaşı olan yeni Ocak 2020 zamlı maaşı 5857 lira 50 kuruş oldu saygıdeğer izleyicilerim tüm emeklilerin maaşlarını tek tek hesapladık bakın şunu söylemekte büyük fayda görüyorum emeklilerimize yapılan yüzde 6.49 bu zam Gerçekten emeklimizin hiçbir derdine derman olacak türden bir zam değil. Bu net. Şimdi emeklilerimizin pek çoğunun bankaya borcu olduğunu biliyoruz. Emeklilerimizin geçinemediğini de biliyoruz. Emeklilerimizin her ayın üçüncü dördüncü gününden itibaren beş parasız kaldığını da biliyoruz emeklilerimizin özellikle de 2000 liranın altında emekli maaşı olan vatandaşlarımızın çarşıya pazara gittiğinde sadece taneyle sebze meyve aldığını da biliyoruz. Ama devletimiz emeklilerimize %6.49 oranında bir zam yapmayı uygun gördü. Çünkü enflasyon rakamı bu dedi. Çarşıda pazardaki enflasyonla emeklimize Ocak 2020'de 3 Ocak tarihi itibariyle yapılan bu zammın ne kadar gerçekliği var? Vatandaşın enflasyonu yüzde %30-40 mı yoksa devletimizin uygun görmüş olduğu %6.49 mu? Çok ama çok merak ediyorum. Şimdi tüm emeklilerimizle ilgili maaşları biraz sonra bir daha okuyacağım. Aramıza yeni katılan yayınımızı yeni izlemeye başlayanlar için maaşım kaç para diyenler için biraz sonra tekrardan tüm maaşları SSK emekleri Bağkur emekleri dul ve yetim maaşı alanlar memur emekleri hepsini tek tek okuyacağım ama öncesinde bizi izleyen memurlar var memurların yeni maaşları da belli oldu biliyorsunuz 3 Ocak tarihi itibariyle onları da izninizle sizlerle paylaşmak istiyorum 8'in bir derecesindeki bir araştırma görevlisi yeni maaşı 5.761 lira. Araştırmacı dokuzun birinci derecesinde 3.852 lira yeni maaşlarını okuyorum. Asistan sağlık hizmetlerinde altının birinci derecesinde yeni maaşı 5.691 liradan 6.300 liraya çıktı. Avukat dokuzun birinci derecesinde 4.952 liradan 5.224 liraya çıktı. Sağlık hizmetlerinde çalışan bir baş asistan 5'in birinci derecesindeki bir asistan. 6468 liradan 6823 liraya çıktı yeni maaşı. Bir baş başkomiserin maaşı 8'in birinci derecesinde 5468 liradan 5768 liraya çıktı. Devam ediyoruz. Bir baş müfettiş birin birinci derecesinde 8320 liradan 8777 liraya çıktı yeni maaşı. Bir bekçi 9'un birinci derecesinde 4180 liradan 900 liraya çıktı yeni maaşı. İlçe belediye başkan yardımcısının maaşı 5761 liradan 6081 liraya çıktı. Bir daire başkanı birin birinci derecesinde 8660 liradan 9135 liraya çıktı. Bir diş hekimi 8'in birinci derecesinde 5315 liradan 5607 liraya çıktı yeni maaşı. Bir doçent 7260 liradan 7659 liraya çıktı. Bir doktor, öğretim görevlisi doktor 5'in 1. derecesinde 6250 liradan 6593 liraya çıktı yeni maaşı. Bir ebe 9'un 1. derecesinde 4037 liradan 4259 liraya çıktı. Bir hademe 15'in 1. derecesinde 3158 liradan 3331 hakim 7'nin birinci derecesinde 8775 liradan 9257 liraya çıktı. Bir hakim adayı 5527 liradan 5830 liraya çıktı. Bir hemşire 9'un birinci derecesinde 4032 liradan 4253 liraya çıktı yeni maaşı. Bir hizmetli 15'in birinci derecesinde 3.158 liradan 3.331 liraya çıktı yeni maaşı. Bir imam hatip yani Camilerideki imamlarımız dokuzun birinci derecesinde 3.667 liradan 3.868 liraya çıktı. Bir itfaiyeci dokuzun biri 3.623 liradan 8 3822, 3.822 liraya çıktı yeni maaşı. Bir kaymakam dördün birinci derecesinde 6.870 liradan 7.255 liraya çıktı. Bir komiser 8'in birinci derecesinden 5380 liradan yeni maaşı 5675 liraya çıktı bir koruma güvenlik görevlisi 3405 liradan 3592 liraya çıktı yeni maaşı bir memur 9'un birinci derecesinde 3406 liradan 3593 liraya çıktı yeni maaşı bir mübaşir 3356 liradan 3540 liraya çıktı yeni maaşı bir müfettiş 7'nin birinci derecesinde 6033 liradan 6364 liraya çıktı. Yeni maaşı bir müfettiş yardımcısı 5487 liradan 5788 liraya çıktı. Yeni maaşı bir müezzin 9'un 1. derecesinde 3667 liradan 3868 liraya çıktı. Bir mühendis 7'nin birinci derecesi 5300 liradan 5590 bin lira oldu. Yeni maaşı bir orman muhafaza memuru 11'in biri 3758 liradan 3.964 liraya yükseldi yeni maaşı. Bir öğretmen 9'un biri 4.154 liradan bir öğretmenin maaşı 4.013 liraya çıktı. Polis 11'in biri 5.005 liradan 5.280 liraya çıktı yeni maaşı. Bir programcı 9'un birinci derecesinde 4.154 liradan 4.382 liraya çıktı yeni maaşı. Bir profesör 1'in birin birinci derecesinde 8.482 liradan 8.948 liraya çıktı yeni maaşı. Bir sağlık memuru 9'un biri 4.032 liradan 4.253 liraya çıktı. Bir şef 7'in biri 3.687 liradan 3.889 liraya çıktı. Bir şube müdürü 7'in biri 4.670 liradan 4.926 liraya çıktı yeni maaşı. Usta öğretici 11'in biri 3403 liradan 3590 liraya çıktı. Yeni maaşı bir uzman yardımcısı 9'un biri 5576 liradan 5882 liraya çıktı. Yeni maaşı bir uzman 7'in biri 6093 liradan 6483 liraya çıktı. Yeni maaşı bir vaiz dokuzun birinci derecesi 3862 liradan 4073 liraya çıktı. Yeni maaşı bir vali 1'in birin birinci derecesinde 5000 düzeltiyorum 12.526 liradan 13.214 liraya çıktı yeni maaşı veteriner hekim 5.272 liradan 5.561 liraya çıktı yeni maaşı yoklama memuru 3.403 liradan 3.590 liraya çıktı yeni maaşı bir zabıta dokuzun birinci derecesinde 3.474 liradan 3.665 liraya çıktı işte yeni memur maaşları bunlar bakın şimdi emeklilerimiz 2000 yılı öncesindeki en düşük emekli maaşı SSK'lı 1982 liradan 2111 lira 3 kuruşa yükseldi yeni maaşı. 2000 sonrası emekli olan bir vatandaşımızın yeni maaşı 1181 liradan en düşük 1258 liraya çıktı. Bağkur esnaf emeklisinin 1774 lira olan yeni maaşı en düşük 1889 liraya yükseldi. Bağ kurtarımdan emekli olan bir vatandaşımızın en düşük maaşı 1249 liradan 1330 liraya yükseldi. Bir memur emeklisi en düşük 2520 lira alırken şimdi 2660 lira alacak en düşük maaşlar bunlar. Bakın devam ediyoruz. Emekli memur aylıkları biraz sonra SSK, Bağkur, emekli sandığı hepsini okuyacağım merak etmeyin. Şimdi emekli memurların maaşlarını okuyorum. Müsteşar birin birinci derecesi 9.088 lira olan maaşı 9.587 liraya yükseldi. Bir genel müdür 8.033 lira olan yeni maaşı 8.474 liraya yükseldi yeni emekli maaşı. Bir şube müdürü birin dördüncü derecesinde lisans mezunu 3.082 liradan 3.252 liraya yükseldi yeni emekli maaşı. Bir memur birin dördüncü derecesi 3016 liradan 3181 liraya yükseldi yeni emekli maaşı. Öğretmen emeklisi 3101 liradan 3272 liraya yükseldi yeni emekli maaşı. Kaymakam birinci sınıf 5265 liradan 5554 liraya yükseldi yeni emekli maaşı. Başkomiserin 3207 lira olan emekli maaşı 3384 liraya yükseldi. Polis memuru emekli 3207 liradan 3384 liraya yükseldi. Hemşire 3014 lira olan emekli maaşı 3180 liraya yükseldi. Mühendis, emekli mühendis 3782 lira olan emekli maaşı 3990 liraya yükseldi. Bir teknisyen, lise mezunu 2632 lira olan emekli maaşı 2776 liraya yükseldi. Bir profesörün 7194 lira olan emekli maaşı 7500 89 liraya yükseldi. Bir araştırma görevlisi 3780 lira olan emekli maaşı 3987 liraya yükseldi. Bir imam hatip 3101 lira olan emekli maaşı 3272 liraya yükseldi. Bir avukat emekli avukat 3101 lira olan emekli maaşı 3272 liraya yükseldi. En düşük memur emeklisinin maaşı 2660 lira oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi bakın ülkemizdeki SSK, Bağkur emeklileri ile dul ve yetim maaş alan vatandaşlarımızın durumu içler acısı. Yapılan son zamla beraber en düşük SSK emeklisinin maaşı 1256 lira olurken en düşük memur emeklisinin maaşı en düşük 2660 lira oldu. Arada yüzde %100'lük bir fark var. İki katı fark var. Şimdi devlet İstatistik enstitüsünün son yaptığı açıklamaya göre bir vatandaşımızın açlık sınırı 2250 lira ama biz en az yedi buçuk milyon vatandaşımıza 2250 liranın altında bir emekli maaşı veriyoruz devletin bir kurumu diyor ki bu para gerekiyor ama zamlı Ocak 2020 maaşına göre en az yedi buçuk milyon vatandaşımız 2250 liranın altında emekli maaşı alıyor zamlı bunun anlamı şu. Emekli aç demektir. Kusura bakmayın. Emekli ocak 2020 zammıyla hangi derdine derman bulacak sizlere soruyorum. Lütfen videomuzun altına yazın. Emekli maaşlarını, zamlı maaşlarını tek tek okudum size. Bu zamlı maaşlarla emeklimizin geçinebilmesi, ihtiyacını karşılayabilmesi imkansız. %6.49 zam emekli için adeta bir sadakadan öte bir şey değil. Kusura bakmayın. Bunun adı emekli zammı değil. Bunun adı emekli sadakası. Olacak iş değil. Emekliler bankaya borçlu, gırtlağına kadar bankaya borçlanmış. Ay sonunu getiremiyor. Emeklilerimizin pek çoğu maaşına elini süremiyor kredi kartını yatırıyor, kredi taksitini yatırıyor. Ek hesaptan para kullanmış, o kesiliyor. Emeklinin en az 450-500 lirada fatura ödemesi var. Doğalgaz faturası, elektrik faturası, su faturası, cep telefonu faturası. Kış ayları geldi 300-350 liradan aşağıya doğalgaz faturası gelmiyor. Çünkü doğalgaza yazın %66 zam yapıldı. Yazın. Evet, yaz ayında doğalgaza zam yaptılar. Elektriğe %35 zam yaptılar. 100 lira gelen elektrik faturası bugün 135 lira geliyor. 200 lira gelen doğalgaz faturası bugün 350 400 lira geliyor. Yazıp günah kardeşim ya. Bu emekliye, bu işçiye, emeklilikte yaşa takılana olacak iş değil. Vatandaş kan alıyor, kan alıyor, kan alıyor, kan alıyor. Emekliye %6.49 Ocak 2020 zam mı? İnanın bana emekli için hiçbir anlam ifade etmiyor. Şimdi vatandaş bakın çarşıya pazara gittiğinde inanın bana her şeye bakıyor ama hiçbir şey alamıyor. Günde biz 4-5 bin civarında yorum ya da soru alıyoruz emekli TV'den bakın. Öyle yorumlar, öyle sorular var ki içimize, içimiz acıyor. Çocuğuna ayakkabı alamayan, çocuğunun ihtiyaçlarını karşılamayan, torununun cebine 5 lira harçlık koyamayan, karnını doyuramayan, emekli maaşına elini süremeyen, binlerce vatandaşımız, on binlerce emeklimiz var. 1200, bakın en düşük SGK emeklisi 1256 lira 21 kuruş alacak. Bu sadece maaş. Ek ödeme yok. Hadi 1300 lira diyelim. Arkadaş emekli hangi dağa taşa derdini anlatsın. Seçim döneminde kapısı çalınan emekli Ocak 2020 zammıyla mutlu oldu mu olmadı mı çok merak ediyorum. Lütfen videonun altına yazınız. Sizlerden istirham ediyorum. Emekli açla yokla mahkum olmuş, emekli bankaların kucağına atılmış. Ocak 2020'de de bu senaryo değişmedi. Aynı oyuncular senaryoda aynı. Çile devam ediyor. Emeklinin geçim derdi bitmiyor arkadaş. Kusura bakmayın. Dünyanın neresinde olursanız olun. Emekliler tamam sıkıntı içerisinde ama sosyal yardım verir, fatura desteği verir, aile yardımı verir. Bir doktora gittiğinde doktor parası almaz ama emekli bir şekilde hayatta kalır. Ya kardeşim Türkiye'de emekliye biz 1200-1300 lira veriyoruz. Al ne halim varsa gör diyoruz. İnanın bana Türkçesi bu kusura bakmayın ama emeklinin hali bu. 1300-1500 lira emekli maaşıyla vatandaş nasıl geçinecek diye soran var mı? Zamlı Ocak 2020 maaşı Neyi değiştirecek emeklerin hayatında soruyorum. Şimdi SSK emekleri Bağkur emeklileri emekli sandığından emekli olan vatandaşlarımızın neler düşündüğünü çok merak ediyorum. Yeni zamlar sizi mutlu etti mi? %6.49 dul ve yetim maaşı alanların durumu zaten hepten bitmiş yaşayan birer ölü.